bu aşamada sıvısını da tüketecek. Kesinlikle. Yoğurdunu da yiyecek. Düzenli beslenme, özellikle yaz döneminde sıvı tüketimi çok önemli. Hatta basit bir gripal enfeksiyondaysa bol bol sıvı alın deriz. Hani bunu sıvı tabii sadece hani su içme değildir. Neler tavsiye edersiniz hocam? Yani suyun yanında mutlaka yani meyve suyu içecekse daha taze ve doğal meyve sularını içmeli. Yani bu hazır olana çok önermiyoruz ama doğal, örneğin portakalı kendileri sıksınlar. Taze sıkılmış portakal olabilir. Artı yani mevsimine göre bu tür içeceklerden alabilirler. Karpuz tüketimi hocam? Karpuz tüketebilirler. Tabii karpuz hem sıvı hem dekstroz içeren bir şey. Yani hem şeker oranı yüksek hem sıvı. Faydası vardır mutlaka. Yani sıvı ihtiyacını giderir. Sonuçta karpuzun %70-80'e yakını sıvıdır. O da mutlaka bir sıvı ihtiyacını giderir. Yani tabii ki çocuk zaman zaman gazoz da içecek, zaman zaman kola da içecek ama bunları sıvı tüketimi için kullanmamalı. Süt içimi de aynı şey. Yine nasıl ki biz süt içimini yazın kola şeyi çok aşırıya kaçırmıyoruz, sütü de yani aşırıya kaçırmayacağız. Sıvı tüketimini bir miktar karşılar ama süt çocuğu tok tuttuğu için, çocuklar için özellikle gün içinde aşırı süt tükettikten bir süre sonra yemek yemezler. Ve bu kısır döngüye girer ve süt tüketimi bir süre sonra demir eksikliğine yol açar, diğer vitaminlere yol açar. Artı çocuğun uyku düzeni bile bozabiliyor, kabızlık gelişebiliyor. O yüzden sütü belli bir dengede gitmek gerekiyor. Yani alması gereken örneğin günlük 250 milim sütse, bir su bardağı kadar sütse o kafidir ona.